Merhaba değerli Medyacan izleyenleri. Bir konu programımızda yine sizlerleyiz. Bugünkü konuğumuz TÜM Yerel Sen Genel Başkanı Sayın Tamer Yiğit Güler. Tamer Bey hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Öncelikle iyi bayramlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Bu arada programımız bayramda çekiliyor. Bayramda boş geçirmeyelim dedik. Herkese de iyi bayramlar dileriz. Büyük ihtimalle bayramın sonraki günü yayınlanacak. Tamer Bey, incelediğim kadarıyla sendikanız Birleşik Kamu işe bağlı, konfederasyona bağlı bir sendika. Öncelikle bir serzenişte bulunarak, bir eleştiride bulunarak başlamak istiyorum, yapıcı bir eleştiri. Basın mensupları bu dönemde, yani son 20 yıldır sendika yöneticilerini, STK yöneticilerini web sitelerinden inceleyerek programına çıkar. Sizin web sitenize girdik, özgeçmişinize bakmak için bulamadık. Bir an önce biz aldık, haberini de aldık. Herhalde yönetime yeni geldiniz bildiğiniz kadarıyla. Evet, 8 Mart'ta, 11 evet. Mart'ta mazbur. Evet, bir an önce orayı yaparsanız, hani biz basın mensupları adına da bunu aynı zamanda talep ediyoruz. Gereksiz, gerek diğer yönetici arkadaşlar. Ulaşmak istediğinizde veya diğer ulaşmak isteyenler kimdir diyenler özgeçmişlerini rahatlıkla ulaşabilsinler. Ben özgeçmişinize ulaşamadığım için öncelikle sizi sizden bir tanımak isteriz. Ben Tamer Yiğit Güler, İzmir Konak Belediyesi'nde görevli bir memurum. İki dönem İzmir'de İkinoğlu Şube Başkanlığı'nı gerçekleştirdim. 2028 Mart'ta da TÜM Yerel Sen Genel Başkanlığı'na seçildim. 11 Mart'ta mazbatamızı aldık. 11 Mart'ta mazbatamızı almakla birlikte bu virüs dönemiyle bir mücadelenin içine girmeye çalıştığımızı söyleyelim. Ama tabii ki bu virüs döneminde evlere kapanmak durumunda kaldık. Evet, geçmiş olsun öncelikle hepinize diyorum. Sizlere de kolaylıklar diliyorum çalışmanızda. Değerli izleyicilerimiz, bugün bayramın birinci günü. Biz akşam üzeri çektik. Bugün internete çok yükleme olmuş Türkiye çapında. Uzaktan bağlantı yoluyla programımızı çekiyoruz. Öncelikle herhangi bir sorun olursa şimdiden affetmeniz, akbola dileklerimizle programımıza devam ediyoruz. Evet, Tamer Bey, programımızın ana gündem maddesi virüs. Evet. Yerel yönetimleri ve yerel yönetim çalışanları, yani özellikle belediye çalışanları nasıl etkiledi? Biz daha önce sağlık personelleri açısından konuyu dinledik. Hatta programlarımız olduğunu dinledik. Hukukçular biliyorsunuz adliyeler kapandı, onların açısından dinledik. Evet. Bu dönemde belediye çalışanları, yerel yönetimler, ki onlarda da zabıtası var, itfaiyesi var, idari birimleri var. Onlar da evet. Çeşitli. Yerel yönetimleri nasıl etkiledi? Sizi dinleriz. Şimdi Kürşat Bey, tabii malumun bu virüs dönemine de çok hazırlıklı bir girişimiz olmadı tabii ki belediyeler olarak. Ama bu virüs döneminde başta sağlık çalışanlara tabii ki hepimiz minnettarız. Onlarla birlikte özellikle zabıta teşkilatımız virüs döneminde 7/24 görevine devam etti. İtfaiye çalışanlarımız zaten 7/24 görevine devam etti. Kronik rahatsızlığı olan arkadaşlarımız işe gelmedi tabii ki bu süreçte genelge gereği. Diğer personelimize esnek çalışma sistemi içerisinde görevine devam etmeye çalıştık. Ama sonuçta özellikle bu dönemde zabıta arkadaşlarımız sokağa çıkma yasağı olduğu dönemlerde de hem ihtiyacı olan vatandaşlarımıza yardım etmeye çalıştı, hem görevlerine devam ettiler. Tabii ki yer yönetim emekçileri ülkemizin birçok noktasında olduğu gibi bu virüse hazırlıklı olmamasıyla birlikte koruyucu ekipmanlar konusunda tabii ki sıkıntılar yaşandı. Sonuçta bir eldiven, bir maskeyle ne kadar koruyucu bir ekipman olarak sayarsınız bilemiyorum ama böyle bir görev yapma içerisine girdiler. Tabii ki biz sendika olarak sonuçta bu görevine 7/24 görev yapan arkadaşlarımıza bir ikramiye de verilmesini talep ettik. Yok sayılmamasını talep ettik. Sonuçta zabıta arkadaşlarımız, malumunuz biliyorsunuz, önleyici kolluk kuvveti bu arkadaşlarımızda. Yani İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir kolluk kuvvetleri. Hiçbir can güvenliği olmadan, hiçbir sağlık güvencesi olmadan görevlerine devam ettiler. Sonuçta
ne kadar başarılı olduğunuz derseniz, biz yerel yönetimler emekçileri olarak, temizlik işleri, personelde görev yapan arkadaşlarımıza dahil elimizden geldiği kadar bu sürece katkı vermeye çalıştık. Ama tabii bu süreçte birlikte belediyelerin ekonomik sıkıntıları başladı. Biz özellikle Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde örgütlü ve yetkili sendikayız. Bu durumda işte iktidarın söylemiş olduğu İller Bankası paylarının 3 ay kesilmeyecek falan, en azından öyle düşünüldü, destek olunacak diye düşünüldü. Ama bu ay bu da kesinti yapıldı, ciddi bir kesinti yapıldı. Tabii ki belediyelerin gelir kaynakları da tutuldu. İktidara bağlı bir belediye olmadığın zaman da malumunuz Türkiye'nin şartları, siyasetin gerçeği bunlar. Ciddi bir ekonomik destek de verilmedi. Verilmediği gibi belediyelerimiz kendi bütçeleriyle, gönüllü vatandaşlarımızın desteğiyle halka da yardım etmeye çalıştı. Bu da engellendi. Engellenmeye devam edildi. Sonuçta ülkenin bu virüs döneminde birleştirici unsur olması gereken iktidarın ayrıştırıcı bir unsur haline girmesi tüm belediyeleri sıkıntıya soktu. Tabii belediyelerin bu ekonomik sıkıntıya girmesindeki ilk acısını yaşayan da kamu emekçileri oluyor sonuçta. Çünkü maaşları veremez duruma gelen birçok belediyemiz var. Evet. Gelirleri, çevre temizlik vergileri hiçbir türlüsü gelmiyor biliyorsunuz. Bunlar ertelendi. Bunlar ertelenmişken de tabii ki devleti yönetenlerin de bu belediyelere ekonomik olarak destek vermeleri gerekirdi. Bunu tam olarak göremedik. Sonuçta biz belediye çalışanıyız. Her ne kadar görevimiz sendikada bir genel başkanlık olsa da, sendikanın içerisinde bir mücadele veren kardeşiniz olsak da, sonuçta belediyenin çalışanıyız biz. Bu belediyeler bizim gemimizdir. Bu gemi battığı zaman hep birlikte batıyoruz. Ama sadece şunu istiyoruz tabii ki, ayrım yapılmamasını belediyeler arasında. Benim partimin belediyesi, senin partinin belediyesi yanlış bir anlayıştır. Bu anlayış ülkeyi birleştirmez, ayrıştırır. Peki Tamer Bey, ben sorularım arasında zaten vardı, siz teyit geçtiniz. Şu soruyu da sorayım, öyle devam edelim. Tüm yerel sen kaç belediyede şu an teşkilatlıdır? Sendikaların malum şubeler oluyor, temsilcilikler oluyor. Kaç belediyede teşkilatınız var? Teşkilat olarak söylüyorum ben. Ve ne kadar üyeniz var? Konuda da bilgi verebilir misiniz? Tüm yerel sen 16 bin civarında bir üye profilimiz şu anda mevcut. 244 belediyede örgütlüyüz. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin 7 Büyükşehir Belediyesi şu anda yetkili sendikayız. 18 şubemiz var. İstanbul'da 4 şubemiz var. İzmir'de 2 şubemiz var. Ankara'sı, Adana'sı, Antalya'sı, Hatay'ı, Kırşehir'i. Hemen hemen Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğu belediyelerin hemen hemen örgütlü olmadığımız belediye yok. Evet. İstanbul'da da bu dönem Ekrem Bey'in kazanmasıyla birlikte giriş yapabildik. Malumunuz başka partilerde olduğu zaman kendi sendikaların dışında bir sendikayı içeriye almıyor. Evet. İstanbul Belediyesi'nde de 2 şubemizi birden kurduk. Bir itfaiye şubemizi kurduk. İkinci şubemize zabıta şube olarak şubemizi şu anda faaliyete geçmiş durumda. Evet. Peki şunu söyleyebilir miyiz verdiğiniz bilgilerden? Siz de CHP'ye yakınsınız diyebilir miyiz? Yoksa özgür ortamı, demokratik ortamı bulunca mı girdiniz? Ya demokratik ortamı bulunca giriyorsunuz. İnancınız olsun Kürşat Bey. Yani sahada bizimle görev yapmış olsanız bugün bir AK Partili belediyeye giriş yapamazsınız. Tamer Bey, ben eski bir sendikacıyım. Hızlı sendikacılardan bir yanda. Kamu sendikacısının. Kamuda biliyorsunuz zordur bu işler. Sağlık Bakanlığı özellikle. Çok iyi biliyorum. Yani neler yaşadığınızı, neler... Sorumu da dikkatli sordum fark ettiyseniz. Demokratik ortamı bulunca mı oldu diye ince bir şekilde sordum. Peki, bakın mesele, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde inancınız olsun, bunun teyidini de yapabilirsiniz. Her sendika kendine bir yeri bulabilir. Evet. Ben bu soruyu, şu anda bizim ben bu soruyu AK Parti belediyelerinde soramam zaten. Emin ol. Ama bakın mesela ben küçük bir örnek verirsem, İzmir Bergama Belediyesi'nin yetkili sendikaydık. AK Parti kazanınca benim orada 5 tane üyem zor kaldı. Yani belediye başkanları artık bir de mevcut iktidarın bizim bu toplu sözleşmemizin adını sosyal denge yapmasıyla birlikte, evet, belediye başkanının bir silah durumuna geldi bu toplu sözleşmemiz bizim. Evet. Yani sağlamama yetkisi var,
borcu varsa yapmama yetkisi gibi bu tür durumlar meydana getirdikleri için kamu çalışanları gerçekten özgür değil aslında. Siz Sağlık Bakanı'na göre yapmışsınız. Yani bugün iktidarın sendikasına üye olmayan bir ebenin, bir hemşirenin, bir sağlık memurunun tayinini çıkarması, istediği yere gitmesi gibi bir şey söz konusu olabilir mi? Siz daha acısını yaşadınız. Ama, tabii ki en kötüsünü siz yaşadınız. Ama biz Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde demokratik bir ortam yaşıyoruz. Tabii ki sıkıntılı olduğumuz belediyeler var mı? Var tabii ki. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde biz eylemimizi yapabiliyoruz. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önünde 100 gün çadır eylemi kurmuş bir sendikayız. Hak arama kaybetmiş. Diğer sendikalar gibi bir partinin arka bahçesi değiliz. Öyle söyleyelim. Peki bu gündemimize dönelim. Asıl gündemimize. Bu süreçte yerel görevlerden, yerel yönetim görevlerinde virüs bulaşma oranı, hastalık nasıl gerçekleşti? Biraz önce koruyucu giysilerden ve malzemelerden bahsettiniz. Bunların dağıtımlarında ne gibi sorunlar yaşandı? Bunlarla ilgili de kısa bir bilgi alabilir miyiz? Bizim belediyelerde maske ilk başta dediğim gibi hazırlıksız olmakla birlikte bütün personel bu sıkıntıyı yaşadı. Ama zamanla bu telafi edilmeye çalışıldı. Dezenfekte sıkıntılarımız giderilmeye başlanıldı. Bu süreçte iş yaklaşık bizim elimizde net bilgi olmamakla birlikte ama toplayabildiğimiz veriler doğrultusunda 1200'e yakın arkadaşımız bu süreci atlattı. Kaybettiğimiz belediye meclis arkadaşlarımız da var. Sadece memur olarak bakmıyorum. Yani ben bu işe işçi arkadaşlarımızdan da yakalananlar var. 300-400 tane arkadaşımız ciddi şekilde atlattı bunu. Ölümle sonuçlanan arkadaşlarımız var mı? Var tabii ki. Bu konuda var. Şu anda maske sorunumuz yok. Başınız sağ olsun. Evet. Ve ayrıca geçmiş olsun diliyorum. Dezenfekte sorunumuz da şu anda çok yok. Ama sonuçta belediyelerin ekonomik kısıtlama içerisine girdiği takdirde bu her şeye yansıyor. Malumunuz. Yani her şeye yansıyor. Bu yüzden belediye çalışanları ben COVID-19 döneminde gerçekten görevini iyi yerine getirdiklerine inanıyorum. Fedakarca davrandıklarına inanıyoruz. 7/24 görevlerine devam eden bölümlerimiz, sağlık bölümlerimiz, mezarlık çalışanları, arkadaşlarımız hepsi görevlerine devam etti. Peki Tamer Bey, sendika olarak siz sendikal anlamda soruyorum. Belediyelerin çalışmalarını bir kenara bırakıp sendikal olarak siz üyeleriniz ya da yerel yönetimlerde çalışanlar için özel bir çalışma yaptınız mı, sergilediniz mi? Tabii ki yaptık. Bu konuyla ilgili bütün yetkili organlarımızı, bütün şubelerimize irtibatlı hale devreye soktuk. Arkadaşlarımız yüz yüze görüşemesek de hem sosyal medya aracılığıyla hem telefon aracılığıyla sürekli bilgi verişi yaptık. Bazı yerlere maske gönderdik. Sendik olarak katkı vermeye çalıştık. Sorun yaşayan arkadaşlarımıza, yine konfederasyonumuza bağlı sağlık çalışanları içerisinde örgütlü gene sağlık sendikamızın mensuplarını devreye soktuk. Yani elimizden geldiği kadar arkadaşlarımızın yanında durmaya çalıştık. Malumunuz birebir gidemedikten sonra da telefonla da elimizden geldiği kadar bir katkı vermeye çalıştık. Ama bu süreçteki arkadaşlarımız, bütün şubelerimiz gerçekten üyelerimizin yanında durdu. Durmaya da devam edecek tabii ki. Bu bizim görevimiz. Sıkıntılı olan ücra, Anadolu'nun ücra köşesindeki yerdeki belediyelerimize bu katkıyı çok sunduk. Maskedir, dezenfektedir. Bu şekilde katkı vermeye çalıştık sonuçta. Bu noktada virüs biliyorsunuz yaşam tarzımızdan sosyal hayatımıza kadar birçok şeyi etkiledi. Çok kişi eve kapanmak zorunda kaldı. Belediye çalışanlarının bu noktada maddi olarak özel virüse bağlı bir maddi sıkıntısı da yaşandı. Tabii ki yaşanıyor. İşte söylediğim gibi belediyelerin geliri olmadığı zaman bu direktmen çalışana yansıyor. Evet. Biz de karşıyız zaten. Yani belediyeler tamam ihalelerini durdurdu, birçok yatırımını durdurdu. Ama ilk ekonomik sıkıntı yaşandığında ilk zararı gören kamu emekçileri oluyor. Bunu da... Evet. Peki net bir soru soracağım. Kısa da bir cevap istiyorum. Tabii ki. Hükümetin CHP'li veya muhalif kendisinden olmayan belediyelere yaptığı baskı mesela ödenek kesintisi aynı şekilde evet. Kendi belediyelerine de uygulandı mı?
uygulandığını düşünmüyorum, inanmıyorum. Evet. Yani buna verilerine ulaşabiliyor musunuz? Somut olarak hani bir istatistik oluyor mu elinizde? Ulaşabiliyor musunuz bir şeylere? Yani eğer korku yoksa bir tane AK Partili belediyenin yandığını gördünüz mü? Yani istediği devlet bankasından kredi çekebiliyor. İstediği bakanlıktan payını alabiliyor. Hatırlarsınız bilmiyorum ama Melik Gökçek döneminde metro bitmediğinde en son Ulaştırma Bakanlığı metrosunu yaptı mesela. Ama hala yapıyor. Tabii ki yani. Ama Cumhuriyet Halk Partili belediyeler sonuçta şunu kabul etmiyoruz Kürşat Bey. Bakın ben bir en azından bir de seçmenim. Sendikadaki görevimin dışında bir de seçmenim. Ben şunu doğru bulmuyorum. Yani kendileri kazandıkları belediyelere de halkın iradesine saygı duymaktan bahsedenler. Ama Cumhuriyet Halk Partili veya İyi Partili bir belediye kazandıysa halkın iradesi falan hiç kesinlikle umurlarında değil. Yani bugün AK Parti Genel Başkanı'nın söylemiş olduğu, belediye başkanının kendi söylemiş olduğu sözlerin tam tersini şimdi yapması zaten bu dediklerimizi teyit ediyor. Yani sonuçta bizim belediyelerimiz halkın ciddi bir oy oranıyla seçilmiş bir belediye. Evet. Bugün siz İstanbul'dasınız, Ankara'dasınız. Ankara'da şimdi bugün Mansur Başkan kazanmış. Yani adamın %10'luk kredi çekmesine bile engel oluyorsun. Bunun neresi demokrasi? Bunun neresi destek? Şimdi sen belediyenin parasını kesersen, belediyeyi sıkıştırırsan, belediyenin bir geliri olmazsa şimdi diyorsun ki çöpte görev yapan arkadaşlarımız, işçiler nasıl devam edecek? Maaşını almayan işçi. Eylem yapmasını teşvik ediyorsun. Memur arkadaşlarım da aynı. Bu ay inancınız olsun yaklaşık 21 belediye devlet memuru maaşını veremeyecek duruma geldi. Tamer Bey, bir konu daha. Halkın gündemini de bu çok meşgul etti. Ki yardım eden bizleriz. Ben de bir vatandaş olarak Ankara'dayım. Evet. Ben istediğim yere yardım yapmak istiyorum. İstediğim yere bağışta bulunmak istiyorum. Evet. Gireceğim konuyu sanırım tahmin etmişsinizdir. Belediyelerin, özellikle iktidara ait olmayan belediyelerin yardım kampanyalarının engellenmesi. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Yani bir belediyecinin, aynı zamanda bir sendikacının ağzından biz bunu bir dinlemek isteriz süreci. Ya şimdi Kürşat Bey, az önce de giriş yaptım aslında ben o konuya. Ya bunu doğru bulmak mümkün mü? Yani ne güzel diyorsunuz. Benim kime yardım yapacağıma sen niye karar veriyorsun ki? Yani bir yardımın, bakın yardımın mecburu olmaz. Yardım emirle de olmaz. Ben kime istiyorsam yardımımı yaparım. Evet. Ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kendi maaşımdan para gönderdim. Kendi maaşımdan. Bunu teyit edebilirler. Ya bir gün sonra bloke edildiği söylenildi. Benim para nerede şimdi? Yani sen benim nereye yardım edeceğim, niye karşı? Artı bu bakın belediyelere yardımını denetleyebilirsin. Yardım paralarını ne yaptığını denetle. Bunda sorun yok. Devlet yönetimi olarak bu senin görevin tabii ki. Ama tabii ki kendine ait yardım kuruluşlarını da denetle. Evet. Şimdi Kızılay'ın siz bu süreçte ne kadar gördünüz Kürşat Bey? Hiç görmedim. Yani çünkü Suriye'den, Irak'tan gelmediler ki. Onların öz vatandaşı Orhan. Yani bu ülkenin içerisi kana alarken biliyorsunuz maskenin en son satışına izin verdiler. Başa çıkamadılar. Evet. Biz Amerika'ya maske gönderiyoruz. Zenginsek niye ülke içinde bir sıkıntı yaşıyoruz, ekonomik sıkıntı? Fakirsek biz başka ülkelere, Avrupa ülkelere niye maske gönderdik? Ben bunu da çözemiyorum. Amerika'ya gönderilen maskeler büyük ihtimalle zaten şeye döndü. Kuzey Irak'a ve Suriye'ye geldi büyük ihtimalle. Evet. Onun haberleri. Dolaylı yoldan kendi şeyimize, düşmanımıza yardım etmiş olduk. Biz başka programlardan gidiyoruz, kendi yaptığımız programlardan. Konuklarımızın da belirttiği üzere. Almanya ve İngiltere de gönderilen maskeleri yeterli bulmamış. Yani standart bulmamış ve geri iade etmişler. Kaliteli bulmamışlar, evet. Kaliteli evet. Bulmamışlar. Peki malumunuz Kürşat Bey, şunu da söyleyeyim. Bir de bununla birlikte terörist ilan edildi bu belediyeler. Evet, maalesef. FETÖ'ye benzetmesi yapıldı. Ben de şimdi belediye çalışan olunca ben de terör örgütünün üyesi olmuş oluyorum bu durumda. Üzücü kısım şudur Tamer Bey. Şimdi bu iktidar, yani şu an Bizans İmparatorluğu yok, Osmanlı yok. Hani varlıklar, STK'lar
sürekli devinim halinde bir çökme yaşıyor. Yani tarih sahnesinden siliniyor. Siyaset yapan iktidarlar, partiler haydi haydi daha hızlı siliniyor. Kimisi 20 yılda, kimisi 30 yılda tabanı yoksa gidiyor. Şimdi evet. Bizi asıl üzen kısım da şu, eğer bir vatan severseniz yüreğinizde şunu hissediyorsunuz, sistemi bozuyorlar, algıyı bozuyorlar, evet. İnsanların ahlaki anlayışı bozuluyor. Onlar gittikten evet. Sonra bu bozukluk miras kalacak. Yani yol açıyorlar, yani yol yapıyorlar. Asıl kötü bu, kötü bir yol açıyorlar. O kötü yol bunlar gittikten sonra kalacak. Keşke olmasa, hani biz de vatandaşlar olarak aynı şeyleri düşünüyoruz. İlla muhalif partinin kazandığı bir belediyede çalışıyor olmamız gerekmiyor. Vatanını seven herkesin yüreği acıyor şu an. Emin oluruz. Tabii ki, tabii ki. Yani bu memleket bizim. Yani bu memlekette bu memleket AK Partili'nin değil, bu memleket MHP'linin değil, bu memleket CHP'nin değil. Bu memleket hepimizin. Evet. Yani kimsenin tek elinde değil. Yani üzüldüğümüz nokta bu. Yani mesela sen benim belediyeme işlem yaparken beni düşünüyor musun acaba? Yani orada çalışan düşünüyor musun acaba? Yani bu çalışanlar bundan sıkıntı yaşayacak diye düşünüyor mu? O koca koca ülkeyi yöneten insanlar o koltuklarında oturdukları zaman. Yani benim kamu emekçim bir saraydaki bir gecelik yemeği belki 6 ayda maaş olarak alıyor Kürşat Bey. Yani biraz el insaf, biraz vicdan. Biz tabii ki devletimize sahip çıkacağız, devletimize destek olacağız. Zor gününde eğer bu ülke düzelecekse maaş da almayacağız. Bunda sorun yok. Ama herkes taşın altına eşit koyacak. Evet. Herkes taşın altına eşit koyacak. O konulmadığı zaman beni yönetenlerin bana karşı televizyonlarda söylemiş olduğu objektifliklerini yitiriyor. Ben inancınız olsun televizyon izlemiyorum. Televizyondan nefret ettim mi? Ettim. Çünkü sıkıldık artık. Yani hep aynı şeyler. Aynı modda. Bütün kanallar artık anlaşmış gibi. Tek ağızdan, tek cümle. En son işte gördüğünüz bir 19 Mayıs'ta koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin bir TRT'si. Evet. 19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı diyor. Bunlar, ben bunların hata olduğuna inanmıyorum. Bakın benim hata, siz de şu anda bir yayın yapıyorsunuz. Hata nedir? Canlı yayında bazı hatalar olur. Koskoca TRT gibi köklü bir kuruluşun bu tür hata yaptığına inanmıyorum. Kasti yapıldığına inanıyorum ben bu tür şeylerin. Arkasından milli futbolcu olan bir adamın çıkıp 23 Nisan demesi. Biz sanatçılarınız aynı. Evet, biz bunları medya olarak da takip ettiğimiz için süreç şuradan başlıyor. Birkaç gün öncesinde İstanbul'un fethine işgal denildi. Hükümetin evet. Bakanı tarafından. Ardından 19 Mayıs hadisesi, bayrakların ters asılması, 23 Nisan'da Atatürk posterlerinin evet. ters asılması, ardından diğer hususlar. Yani bunlar dediğiniz gibi yıldırım bir yere bir kere düşerse şanstır. İkinci kez düşerse tesadüftür. Aynı yere için üçüncü kez düşüyorsa orada bir sistem var demektir. Yani bunlar sistemli bir şekilde yapılıyor. Yani tesadüf, hani koskoca Arda Turan, ben sanmıyorum ki öyle ağız dizi su içecek bir durum yok. TRT'deki programda çıkan o 19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı yazısı 3 ayrı programda tekrar edilmiş. Biz evet. bunların arka planını takip ettiğimiz için biliyoruz, inceliyoruz sürekli. Yani bir programda 10 saniyelik bir hata değil o. Ayrı ayrı 3 programda çıkmış o ve 3'ünde de düzeltilmemiş, aynen devam ediyorlar. Yani bir personel hatasını geçiyor bu durumlar. Evet, Tamer Bey, programımızın formatı gereği aslında başka konuya girmeden bir konu üzerinden gidiyoruz ama sohbetiniz güzeldi, bulmuşken sormak istedik. Biz sizin inşallah ileride de bir yayın yapmak isteriz. Yine belediye tabii. çalışanların kazanımları hakkında. Ama bugünlerde biliyorsunuz virüs gündemi var. Onunla ilgili bir program yaptık. Var mı izleyicilerimize ileteceğiniz son bir husus? Tüm ülkemin öncelikle bayramını tekrardan kutluyorum. Kamu emekçi arkadaşlarımızın bayramını kutluyorum. Bu zor süreçte sokağa çıkma yasağında şu anda görevine devam eden tüm belediye emekçilerimizi, diğer kamu emekçilerimizi sevgiyle, saygıyla anıyorum. Haklarını helal etsinler. Ama bu süreç atlatılacağına inanıyorum. Bu süreç atlatılacak. Bu ekonomik krizden de yine kamu emekçileri en büyük zararını göreceğini düşünerek ne kadar bizden teğet geçer onu da bilmiyorum. Birlik beraberlik içerisinde haklarımızı aramaya devam edeceğiz. Kamu emekçilerinin yanında olmaya da devam etmeye bizim
asli görevimizdir. Hem konfederasyonumuz olarak, Birleşik Kamış Konfederasyonu olarak, ona bağlı tüm yerelsel olarak elimizden geldiğince omuz vermeye, destek olmaya devam edeceğiz Kürşat Bey. Yayına da bizi aldığınız için çok teşekkür ederim, davet ettiğiniz için. Tabii ki biraz doğaçlama bir program oldu. Biz de bir sürçülisan ettiysek affola, öyle söyleyeyim. Katılımınız için biz teşekkür ederiz. Sesinize, ağzınıza sağlık. Programı doğaçlama olarak biliyor zaten. Yapmacık programlar, kurgu programlar biliyorsunuz fark ediliyor hemen. Evet. İnşallah biz bu şekilde özel gündemlerle devam edeceğiz. Başka programlarımız da var ama bir konu programı, tek konu üzerinden halkımızı aydınlatmaya yönelik ve ehlinden dinletmeye çalışıyoruz mümkün mertebe. Teşekkür ediyorum katılımınız için. Ben teşekkür ederim. Sendikal çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Daha çok büyümek ve büyümenizi ve üyelerinize daha fazla faydalı olmanızı temenni ederim. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, bir konu programının sonuna geldik. Bir başka programda buluşmak üzere. Hepinize saygılarımı sunuyoruz. İyi seyirler ve iyi bayramlar dileriz.